Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir kitap tanıtımı ile birlikte sizlerleyim. Bugün size tanıtacağım kitap Nicholas Rescher'ın 101 Anekdotta Felsefe Tarihinde Yolculuk isimli kitabı. Vakıfbank yayınlarından çıkmış. Vakıfbank yayınları yayın hayatına çok yeni girmiş bir yayın evi. Aslında çok daha eskiden vardı ama yeniden bazı klasik metinleri basmaya başladı. İyi de oldu, umarım devam ederler. 101 Anekdotta Felsefe Tarihinde Yolculuk derken önce Nicholas Rescher'ı size tanıtmam gerekir diye düşünüyorum. 1928 Almanya doğumlu olan felsefe tarihçisi Rescher, New York'ta Queens College'dan mezun olduktan sonra Princeton Üniversitesi'nde felsefe eğitimi alır. Ve üniversite tarihinin en geç yaşta, yani 22 yaşında felsefe doktorasını tamamlayan öğrencisi olur. Akademik kariyerine 100 civarında kitap, 400'e yakın makale sığdırmıştır Rescher. Halen Pittsburgh Üniversitesi'nde felsefe bölümünde kıdemli profesör olarak görev yapmaktadır. Şimdi dilerseniz kitabımıza geçelim ve ne anlatıyor 101 Anekdotta Felsefe Tarihinde Yolculuk isimli kitap? Buna bir göz atalım. Bu son derece eğlenceli kitapta antik çağlardan günümüze uzanan son derece kapsamlı bir felsefi anekdotlar seçkisi sunuyor bizlere Rescher. Bu anekdotların en önemli özelliği filozofların felsefe metinleri ve tarihi dönemleriyle bizleri tanıştırması aslında. Yani burada gerçeklik, ahlak, etik, bilgi, eylem etrafında şekillenen tam 101 anekdot var arkadaşlar. Bunlar son derece renkli, eğlenceli, öğretici bilgilerle tamamlanmış. İşte ahlaktan erdeme, mantıktan bilgiye son derece geniş yelpazede ele alınmış bir anekdotlar seçkisi. Burada Pisagor'un sayılarından, Sokrates'in hayal kırıklığına, Arşimed'in kaldıracından, Ömer Hayyam'ın parmağına, Spinoza'nın solucanından, Nietzsche'nin uzun vadesine, hatta Derrida'nın yıkımına gelinceye kadar pek çok ilginç anekdotla felsefeye giriş niteliğinde bir okuma sunmakta. Ben okurken çok keyif aldım, çok eğlendim arkadaşlar. Ve her anekdotun sonunda da ek okuma parçaları vererek bu anekdotları daha da zenginleştiriyor. Tarih boyunca filozofların kendi alanlarındaki sorunları görme biçimlerini, anekdotların felsefi düşünceye teşvik etmek için nasıl kullanılabileceğini gösteren gerçekten mükemmel bir felsefe tarihi okuması olmuş. Dediğim gibi çok çok bilgilendim, çok eğlendim, merakım giderildi. Aslında kısa kısa anekdot gibi görünse de gerçekten tatmin edici metinler. Mutlaka ama mutlaka felsefeye giriş niteliğinde okunabilecek kitaplar arasına listenize almanızı öneriyorum. Dediğim gibi iyi okumalar diliyorum sizlere. Teşekkür.